Bismillahirrahmanirrahim ve bihi estaîn. Renkler adlı derste rengin vezni, iki vezni var. Bunu göreceğiz. Müzekker ve müennes için renk ikil ve çoğul nasıl yapılır onu göreceğiz. Ve rengin yine gayri musarrif olduğuna dikkat edeceğiz. Renk müzekker ve müennes için olmak üzere iki vezinde gelir. Müzekker için ef'alu vezninde, müennes için fa'la'u. Misal şurada aşağıda haza kalemun, nasıl bir kalem? Sıfatı sona geliyor. Siyah kalem, esvedu. Kalemun esvedu. Hazihi bu mistaratun sevda'u. Siyah mistaratun cetvel. Nasıl bir cetvel? Sevda o. Sevda mühendese gelir. Yine sevda gerekse esvet tenvin almadı, nunlanmadı. Çünkü gayrimüsteriftir. Renkler gayrimüsterif. Hâzâ kalemun ahmeru. Hâzihi mistaratun hamra'u. Hâzâ kalemun ezrak'u. Mavi. Hâzihi mistaratun zarqa'u. Hâzâ kalemun ahbar. هذه مسطرة خضراء. هذا كتاب أبيض. هذه ممحاة بيضاء. ممحاة محو كلمة سنة قليو محبة تكشي دا قشمش سلي يعني ممحاة محو اسم آلتي در محو مسطرن اسم آلتي ممحاة. Bir bilgi, ef'alu ve fe'la'u vezinlerinde tenvin yoktur. Bunların sonunda sadece bir hareke vardır. Çünkü bunlar gayrül münseliftir. Tenvin kabul etmez. İnsan için iki renk kullanılır. Esmer ve sarışın diye. Esmeru, bunun çoğulu sumur. Eşkaru, müzekker için tabii ikisi de, bunun çoğulu şokur. Mühendis için esmer nasıl kullanılır? Semra. Semra kız ismidir aynı zamanda. Esmer anlamına geliyor. Semra. Çoğulu sumur. Tıpkı müzekkerdeki esmerin çoğulu gibi. O da sumur. Sumurun sumuru. Vezin demek ki çoğulu da bütün renkler için aynı. Eşkar, şukur, şapra yine şukur diye çoğul yapılır. Hemen çoğulu kullanalım şimdi. Bu bir anahtar, bu iki anahtar, bu üç anahtar, bu bir sarı anahtar, bu iki sarı anahtar, bu üç sarı anahtar. Haza miftahun asfar. Bu sarı bir anahtar. Hazani, bu ikisi miftahanidir. İki anahtardır. Nasıl iki anahtar? Esferani. Bakın esfer, gayri münserifi. Normal münserifler gibi elif ve nun alır ikilde. Hazihi, mefatihu. Bakın miftahun. Tenvin almış mı? Evet, gayri münserif değil. Ama bunun çoğulu mefatihu. Tenvin almaz çünkü gayri münseriftir. Gayri münserif olması sebebi bir mefail vezni. Bir de isim olmaz. Nasıl anahtarlar? Sarı. Çoğul gelmesi lazım. Sarı. Sufrun. Safran çoğulu. Sufrun. Hazihi nafizetun zerka'u. Mühendis olduğu için zerka geldi. Hatani nafizetani zerkavani zerka'u. Buradaki bir hemze vardı. Hemze vava dönüşüyor ikillerde. Hazihi nevafizu. Yine el-i müsebbide nevafizu tenvin almaz. Vezin ve isim özelliği var. Hazimi nevafizu zorkun. Evet, mavi pencerelerdir. Yüksek sesle okuyunuz. Kitabani esvedani, kilde sıkıntı yok. Ülbetani sevdavani, ülbetun. Burada teymen mühendis var. Sevda gelir. Sevdaun, sevdavani. İkil olduğu için. Kalemani ahmerani, mistaratani hamravani. Bu avu dikkat edelim. Babani ezrakani, iki mavi kapı. Nafizetani zerkavani, defterani esferani, mistaratani sefravani, cidarani ebyadani, iki beyaz duvar. Ve zerkatani ve verekatani, iki yaprak, nasıl iki yaprak? Beydavani, iki beyaz yaprak. Hemen bir bilgi notu. Bir, renk bildiren müzekker kelime sonuna elif ve nun eklenerek İkil yapılır. Normal münseriflerde de böyledir. Müennes ikil, yani müennesler
İki ile yapılırken sondaki hemze vava çevrilir ve sonuna yine elifin eklenir. Bunu zaten yukarıdaki örneklerde gördük. Hemen burada yine çoğunla ilgili bilgi geliyor. Renkleri gösteren müzekker ve müennes kelimeler fu'lün vezninde çoğul yapılır. Yani aklam çoğul bir kelime, kalemler. Nasıl kalemler? Su'dun. Su'dun. Bu halde savuda su'dun. Aslında su burada bir cezim olur ama cezimli vavun makabli öncesi yerdanma ise vavda elif olur. Su'dun. Evet. Ölbün su'dun. Bakın ölb, aklam yani ölbetun bu madde mühennestir. Ölb, ölep. Ölep onun çoğuludur. Ona suğur gelir. Aklamun hamrun, ölebun hamrun, ölep çoğuldur. Yani kutular. Ölbetun kutudur. Ebuabun zurkun, ölebun zurkun, kutubun sufrun, ölebun sufrun, cudrani bidun, bakın bid değişti. Onun peyda bud olmuyor. Çünkü y'den önce damme çok zordur. Onun için y'den öncekini dammeyi kısra yapıyoruz. Bid oluyor. Ve ulebun bidun. Ulep bunun müfredi ulbetun olduğu için müennes olduğu için bunun müzekkeriyle müennes olabilir. Çoğul. Ulbetun tekildir. Ulep çoğuldur. O da cem'i sigası da müennes kabul edilir. Hemen bu vezinler sakatlar, sakatlıklar içinde kullanılır. Sakatlık dedi yani engel durumu, engellilik. Ne gibi? Mesela ebkem, dilsiz. Ebkem, summun, bukmun mesela geçiyor Kur'an'da. Summun, bukmun, bukum, dilsiz demektir. Ebkem yani o dilsiz manzara geliyor. Yani esvet gibi. Aynı ziha, aynı zihası. Ve bekma, bekma bu sefer müennes için. Ebkemani iki dilsiz, bekmavani yine aynı şekilde sevdavani de böyle iki dilsiz yapıyor ve bukum. Bukum yani dilsizler. Summun, evet, bukumun, bukumun. Bukumun demek ki çoğulmuş. Bukumun, Kur'an'da geçen bukumun, summun, bukumun, umyun, üçü de çoğul. Bukumun, tıpkı sudun gibi. Tıpkı sufrun gibi. Sufur safra'u sarının çoğulu. Bakın yukarıdayım. Sufrun. Bukum. Aynı sigara. Sakatlıkta engel durumları için. Raculun nasıl racul? Ehresu. Ehres dilsiz anlamına gelen bir kelimedir. Raculani, ehresani sıkıntı yok. Ve ricalun hurs. Hurs. Bakın. İlahi sigara. Fuul sigasında. Raculun etreş sağır yani. Ve raculani atraşani ricalun çoğuldu durş. Sağır adamlar. Ve raculun a'ma kör adam. Raculani a'mayani a'mayani a'ma a'mayani diye iki olur. Ve ricalun umyun. Kur'an'da da geçiyor. Umyun. Summun bukmun umyun. Çoğul yani. Sağırlar, dilsizle körler. Summun, sağır, bukmun. İmraatun şöyle, İmraatun nasıl bir imra? Hani ehres dilsiz diye erkek için kullanılıyordu. Bu sefer hersa, tıpkı sevda, safra, hadra, zarqa gibi. Aynı sigada geliyor. Yani. İmraatani iki kadın hersa vani. Hersa vani, sevda vani gibi. Evet. Yani iki dilsiz kadın. Nisa'un hurs. Yine müzekkerdeki hurs gibi. O da hurs diye. İmra'etun tarşa'u. Sağır iki kadın. Sağır kadın. İmra'etani tarşavani. Nisa'un. Nisa imra'etunun çoğuludur. Şöyle. Nisa'un turşun. Sağır kadınlar. İmra'etun amya'u. Savda'u. Zarka'u gibi. İmra'tani amyavani iki kör kadın ve nisa'un umyun kör kadınlar. Çok güzel oldu bu çalışmamızda. Hem renkler hem de renklerle aynı vezinde gelen
engel durumları, işte sağır, kör, dilsiz gibi engel durumlarda en iyi rezimle geliyor. Bunu öğrendik. Bir sonraki dersimizde bunun ödevler kısmını yapacağız.